Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken. Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, annem kaptı sarmayı, babam kaptı dolmayı. Kaç kaçmaz mısın? Sen olsan kaçmaz mısın? Gittim, gittim, gittim. Bir de arkama baktım ki bir iğne boyu yol gitmişim. Orada iki dükkan gördüm. Birisi yıkılmış, ötekinin kepengi yok. Kepenksiz dükkana girdim. İki silah gördüm. Birisi kırık dökük, ötekinin barutu yok. Barutsuz tüfeği aldım. Ava çıktım. İki tavşan gördüm. Birisi ölü, ötekinin canı yok. Cansız tavşanı vurdum. Aldım yola çıktım. Gittim, gittim, gittim. İki dedereye rastladım. Birisi kuru, ötekinin suyu yok. Susuz dereye girdim. Tavşanı bir güzel yıkadım. Çıktım dışarıya. Orada iki tencere gördüm. Birisi delik, ötekinin dibi yok. Dipsiz tencereye tavşanı koydum, pişirdim pişirdim pişirdim. Sonra da yedim yedim yedim. Hala dudaklarımın haberi yok. Bir varmış, bir yokmuş. Memleketin birinde iki kambur arkadaş varmış. Bunlar öylesine kamburlarmış ki, sıtlarındaki kamburdan belleri öyle bir bükülmüş ki neredeyse burunları yere değecek kadarmış. Bir gün bu kamburlardan birisi hamama gitmeye karar vermiş. Gitmiş hamama, oturmuş göbek taşına, yıkanmış, keselenmiş, liflenmiş, geçmiş kurnaya. Tas tas suları şar şar dökülmüş. Saatlerin nasıl geçtiğinin farkına bile varmamış. Yıkanmış, paklanmış. Şöyle bir etrafına bakınıp tası şıngır şıngır kurnaya vurmuş. Tellakları çağırmış. Ama hiç kimseler yokmuş. Daha yüksek sesle bağırıp tekrar çağırmış. Yine kimse yok. Kalkmış hamamın içine dolaşmış. Hiç kimsecikler yok. Yıkanan, paklanan, sarınan çıkmış hamamdan son kalan birkaç tellakla natır da bahşiş peşine koşup gitmişler hamamdan alelacele kapıyı kilitleyerek. Bizim kambur varmış kapıları dövmüş. Vurmuş 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 bağırmış çağırmış son bir umut. Ama hiç kimseler yok. Sesini duyan bir kişi bile yokmuş. Zaten o saatlerde oralarda kimse olmazmış. Hamam çok tenha bir sokaktaymış. Etrafına şöyle bir bakınmış, ne yapacağına karar vermiş. Gözüne bir sedir ilişmiş. Geçmiş sedirin üstüne oturmuş. Birkaç tekerleme. Biraz türkü mırıldandıktan sonra canı sıkılmaya başlamış. Tabandaki çivileri saymış. Taşları, duvarları incelemiş. Ama ne çare? Geçmiyor zaman. Hamamın da etkisi, yıkanmanın da rehavetiyle sedirin üstüne şöyle bir uzanmış. Uzanmış uzanmasına da gözleri kapanıp gitmiş bir anda. Derin bir uykuya dalmış. Ama bu uyku çok uzun sürmemiş. Hamamın içerisinde gümbür gümbür bir ses. Öyle bir gürültü kopmuş ki. Dümbelekler, ziller, çalparalar, çıngır çıngır çınlıyormuş. Bir an bir yandan da kahkaha sesleri hamamın kubbesini inletiyormuş. Bizim kambur aniden kalkmış, doğrulmuş, oturmuş. Uykusunun içerisinde bu sesin nerede geldi, nereden geldiğini anlamaya çalışmış. Bir bakmış hamamın içinde bir sürü alacalı kılıklı, sarı çedik babuşlu, külahları çıngıraklı, Cüceler dolaşıyor. Gülüşüp oynaşıp kahkaha atıyorlarmış. Bir yandan da soyunup dökünüp birbirlerini yıkıyorlarmış. Tas tas sular dökünüp yıkanmışlar, paklanmışlar güle oynaya. Kamurun o kadar hoşuna gitmiş ki onların bu eğlenceli halleri. Onların arasına girip onlarla birlikte eğlenmek ne kadar çok istediği bir şeymiş. Sonra Bunlar yıkandıktan sonra göbek taşının etrafında bir halka oluşturmuşlar. Ve el ele tutuşup büyük bir halkanın etrafında zıplayarak hoplayarak dönmeye başlamışlar. Sıçradıkça külahlarındaki çıngıraklar şıngır şıngır ötüyormuş. Ve hep birazdan çarşambadır çarşamba, çarşambadır çarşamba, çarşambadır, çarşambadır çarşamba diye Şarkı söylüyorlarmış. Kamburun çok hoşuna gitmiş. Hemen kalkmış, koşmuş aralarına. El ile tutuşmuş onlarla. O davazı da çıktığı kadar bağırmış. Çarşambadır, çarşamba, çarşambadır, çarşamba. Hiç aldırış etmemiş. Aslında günlerden perşembe olduğuna. Sabaha kadar böyle eğlenmiş, zıplamış, oynamış cücelerle. Sabahın ilk ışıkları kubbeye vurunca, ortalık aydınlanmaya başlayınca cüceler giyinip kuşanıp gitmek için hazırlanmışlar. Tam dışarıya çıkacakları sırada da kamburun yanına gelip, "Uğrun artsın, çekmecan kalksın, yolun açık, kısmetin saçık olsun." deyip ellerini bir duvara, bir kamburun sırtına vurmuşlar ve <laughs> kambur her seferinde daha daha düzelerekten yağız, dimdik, selvi gibi bir delikanlı vermiş. Nasıl olduğunu anlayamadan sabahın ilk saatlerinde gelen külhancıları da fırsat bilerek açılan kapının aralığından çıkıp evine doğru yola çıkmış. Evine varırken arkadaşı onu uzaktan görmüş. Görmüş ama Tanıyamamış. Çünkü kambur biri değilmiş artık. Yaklaşmış. Ne yaptın? Nasıl yaptın? Sana ne oldu? Nerelerdeydin? Hangi ulu dervişlere, hekimlere denk geldiğinde iyileştin? diye sormuş. Arkadaşı, başına gelen her şeyi bir bir anlatmış. Sonra, bu kamburda, Gelecek hafta perşembe günü hamama gidip aynı şeyleri yapıp kamburundan kurtulmaya karar vermiş. Ve beklemeye başlamış. Günler geçmiş, perşembe gelmiş çatmış. Bizimkisi de hemen hazırlanıp aynı şekilde hamama gitmiş. Yıkanmaya başlamış. Yıkanmış, yıkanmış. Saatler akıp geçmiş. Herkes aynı öncekinde olduğu gibi çekip gitmiş, kendini unutturmuş. Kapılar kilitlendikten sonra gelmiş sedirin üstünde derin bir uykuya dalmış. Çok geçmeden cüceler belir vermişler. Yine aynı şekilde ortalıkta dolaşmaya, eğlenmeye başlamışlar. Bizim kamburonları görünce şu halinize bakın. Ne bu kıyafetler alacalı bulacalı bunları mı giyiyorsunuz demiş. Sonra Cüceler ona aldırış etmemişler ama canları da sıkılmış. Tam çarşambadır çarşamba diye şarkı söylerlerken ne çarşambası bugün perşembe deyip huysuzluk yapmaya başlamış. İki arkadaş ikisi de kambur arkadaşmış ama huyları hiçbir değilmiş. Bu kambur biraz huysuz ve asiymiş. Cüceler iyice sinirlenmişler. Ama ona da çok aldırış etmemeye, zamanlarını geçirmeye çalışıyorlarmış. Ve hiç yüz vermeden onu halkanın içine almamışlar. Kendi aralarına dahil etmemişler. Bu da kendi başına Perşembedir Perşembe, Perşembedir Perşembe diye kendi şarkısını söylemiş. Tam hamamda çıkarlarken cüceler Ey oğlu, ne dedikse karşılık verdin. Ne eyledikse tersini söyledin. Adın batsın. Çekme yükün kalsın. Kamburun her geçen gün artsın demişler. Ve çekip gitmişler. Huysuzluğunun belasını ağırlaşan kamburuyla ömür boyu taşımak zorunda kalmış huysuz kambur. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri bu masalı dinleyene, biri de hep mutlu olmaya çalışan pozitif insanlara.